Abi bu gireceğimiz arıtma tesisi ihalesi 15 gün sonra. Şimdi benim yaptığım maliyet hesaplarına göre diğerlerimizden daha iyi fiyat vermesi mümkün değil. Ha diyeceksin ki biz de yapabilir miyiz? Yani bence yapabiliriz çünkü... Abi. Hı? Sen beni dinliyor musun? Dinliyorum. Devam et ya. Ne diyordum ben? Ha benim yaptığım maliyet hesaplarına göre... Fırat, aç şu telefonu. Of. Ben geldim. İyi ki geldin. Fırat'la konuşmam lazım. Pek keyfi yok. Biz de kavga ettik zaten sabah sabah. Fırat'la Cemil iş yüzünden birbirine girmiş. Fırat'la konuşmam lazım. Sibel abla ne oluyor? Cemil peşime adam taktı. Her hareketimi izletiyor. Ben gidemem. Fırat'ı uyarmalıyız. İyi de bu olanların seninle ne ilgisi var ben anlamadım. Ezeciğim şu an bunları konuşarak vakit kaybedemeyiz tamam mı? Bak şu an her yerden izleniyor olabiliriz tamam mı? O yüzden sen bir an önce Fırat'ı buluyorsun. Hemen acil olarak beni araması gerektiğini söylüyorsun. Ve sakın buraya gelmiyor tamam mı? Hadi Ececiğim hadi hızlı. Hadi. Cengiz ve Saadettin Kireç'le konuş. Fırat'ın kafama silah dayadığını söyle onlara. Tamam. Saat 3 gibi her zamanki yerde görüşelim. Söyle Şankulut. Sibel çağırdı Fırat'ın kardeş. Tehdit ettiğini söyleyecek Fırat'a senin. Hoş geldiniz. Ah, keşke hoş gelsem Atifeciğim. Keşke hoş gelsem. Hayırdır Muhalla ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Dün gece Refik'i karakoldan aldık. Canına kıymak için bir yerin tepesine çıkmış aşağı atlayacakmış. Ay tövbe. Gel otur şöyle bir. Hey. Anlat bakayım. Ay. Trafik kazasında ölen patronu Şükriye Hanım var ya. Onun oğlu Fırat, Refik'i yanına çağırmış. Annemi sen öldürdün demiş. Ay üstüme iyilik sağlık. Allah koru iftiradan korusun ayol. Refik onun anasını niye öldürsün? Ay ne bileyim ben. Düşmanlarımı ne varmış tutturmuş sen onlardan para aldın diye. Ya Atifet bizim para almış bir halimiz var mı? Gırtlağımıza kadar borç içindeyiz. Onun umurunda mı? At iftirayı çekil kenara. Ah canım ya. Ulan benim zavallı Refik'im oldu. Tamam arkadaşım dur ağlama dur ben sana bir su getireyim. Al canım. Sağ ol. Ay görüyor musun yani boşuna dememişler şu zengin milletinin merhameti olmaz diye. Anacığım kimin gücü kime yeterse. Allah'ın ondurmadığını peygamber sopayla kovalar. Kulu ne yapsın? Ama ben de bunu onun yanına bırakmayacağım. Gideceğim, ne edeceğim? Ay dur sen şimdi arkadaşım. Kadın haline bir şey yapma. Yok şekerim, bunun kadın madın kalmadı. Ya Atifetciğim, ben senden bir şey rica edeceğim. Şimdi Refik evde uyuyordu. Ben onu yalnız bırakmak istemiyorum. Sen gitsen, biraz onu beklesen. Ben gidip gelsem olur mu? Olur arkadaşım. Tamam, hadi. Peki dur bir üstümü başımı toparlayayım. Oh. İyi, hadi gel. Avukatlara gösterelim o zaman sözleşmeyi. Tabii göstereceğiz. Bugün göndereceğim. Selamun aleyküm. Selam Şirin baba. Değil. Çerkez Şirin. Ne olmuş sana böyle mama? Hiç sormayın ya. Ufak bir kaza oldu dükkanda. Ne kazası? Önemsiz bir şey başkan ya. Nazlı döndü değil mi senle? Döndü başkan, döndü. Dışarıda. Başkan. Onun yanındaki kız da ona çalışmayacak değil mi? Ha? Çalışmayacak mı? Ha, iyi o zaman. İyi.
Saltık Bey. İffet adına gerçekten çok özür dilerim. Yani neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Çok iyi bir kızdır ama işte damarına basılınca bazen böyle delirebiliyor. Hani kazaydı lan? Tamam kardeşim, uzatmayın ya. Hadi ben kaçtım. Şişt. Nasıl döktü? Nasıl döktü oğlum? Anlatsana lan. Hemen başlamışsın bakıyorum. Evet. Ama önce eskizleri çizip sana onaylattıktan sonra başlayacağım. Gerek yok. Ama öyle çiçekli, böcekli, kelebekli bir şey olmasın. Nihayetinde burası bir inşaat şirketi. Anladım. Senin gibi renksiz bir şey olsun yani. Renksiz mi? Sen renk görmüşsün ya. Bak gerçekten çok üzüldüm. Bir ressam için bayağı zor bir durum olmalı. En azından senin gibi gözümün önündekini görmezden gelmiyor. Bak bu konuya girmeyelim istersen. Çünkü sonuçta haklı çıkarım. Ama istersen hobi olarak tartışabiliriz. Yok yok. Sen böyle içindekilerini kus, ben temizlerim. Bu muhabbeti tadında bırakalım istiyorum ama ortada tat falan bırakmayacaksın anlaşılan. Ben kırıldıkça susarım. Sen devam et. Ne yazık ki yönetmem gereken bir şirket var. O yüzden sana kolay gelsin diyorum ve hemen gidiyorum. İyi yaparsın. Buyurun, kime bakmıştınız? Fırat Bey'le görüşeceğim. Siz kimsiniz? Rahmetli Şükriye Hanım'ın şoförünün karısıyım. Aa, öyle mi? Hoş geldiniz. Fırat Bey evde yoklar. Şirkette olurlar bu saatte genelde. Ne konuşacaksınız? Önemli bir şey konuşacağım. Şirket nerede, oraya gideyim ben.